Herkese merhabalar. Nasılsınız? Keyifler yerindedir inşallah. Kanala hoş geldiniz. Şimdi geçtiğimiz videolardan en son videoda anımı anlatmıştım. Sizler de sağ olun o anıya bayağı bilgi göstermişsiniz. O yıllarla ilgili hacker olmanın dışında tabii üniversite kısmı ile ilgili de bir takım anılarımız var. Bunlardan bir tanesini anlattım. Yanlış üniversite tercihleri yaptığımla ilgili bir konuşmamız olmuştu kanalda. Yayında, Twitch'teki yayında. Onu kaydet. Birazdan onu izleyeceksiniz. Umarım hoşunuza gider. Bu arada kanal sizin. Hani bu tarz anı yayınları mı gelsin yoksa daha ziyade daha farklı içerikler mi gelsin? Bunu yorumlarınızda belirtirseniz ona göre hareket edelim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizin istediğiniz, sizin beğendiğiniz şekilde şekillendireceğim kanalı. Teknik yayınlar isterseniz bunu da belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Twitch TV Lunis'den takip etmeyi de unutmayın. Yayınlara gelmek isterseniz canlı yayınlarımıza. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi abi bak hikaye şu. Konumuz ne? Üniversitede yapılan salaklıklar. Bilgi Üniversitesi bilgisayar bilimleri matematik terk. Üstüne Yeditepe Üniversitesi görsel iletişim tasarım terk. Daha doğrusu başlayamadım bile terk. Ondan sonra 17 18 ay diye gittim, 15 ay askerlik. Ondan sonra geldikten sonra Sakarya bilgisayar programcılığı 2 yıllık üstüne açık öğretim işletme. Tamam mı? Vallahi bekliyorum arkadaşlar. Bu kadar iyi benim kadar güzel dangalak var mı aramızda? Ben kendimi tek geçerim yani şahsen. Bu arada daha işin Bilgi Üniversitesi kısmını anlatacağım size. Hani neden terk? Bir de şöyle söyleyeyim size. Şöyle bir hikaye var. Şimdi o zaman 97 yılı mıydı neydi tabii. Bilgi Üniversitesi'ni kazandım. Ben de ama evde ne kadar sevinçliyim. Hopluyorum zıplıyorum falan. Yere yumruklar atıyorum falan. Bu sevinçten evde dizleri indim böyle. Kazandım ulan üniversiteyi falan filan. Tamam mı böyle? Ondan sonra bir de eli incittim salak gibi, tamam mı? Neyse. Ben üniversiteye gideceğim şimdi böyle. Her şey 10 numara 5 yıldız. IRC'de takılıyoruz o dönemler falan fıstık. Ondan sonucuma IRC'de takılırken bir tane böyle süper online IRC'si var o zamanlar. Chat yapıyoruz aynen sizin gibi gençler böyle. Takılıyoruz böyle falan fıstık. Şey oldu. Bir tane arkadaşımla karşılaştım. Böyle bir tane eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Oo dedim, oğlum üniversiteyi kazanmışım. Sen ne yaptın falan. Ben de kazandım lan dedi, tamam mı? Oo dedim, süper. Nereyi kazandın? Bilgiyi kazandım dedi. Aa dedim, ben de. Hangi bölüm? İşte bilgisayar kazandım oğlum dedi. Aa dedim, ben de aynı sınıfta mıyız lan? Aa olaya bak falan filan. Neredesin sen şimdi? Caddebostan. Atlayın geliyorum abi ben dedim yanına. İki muhabbet edelim, tamam. Daha okul yok, bir şey yok ortada. Haziran ayındayız. Okul Eylül ayında, tamam mı? Böyle bir mal bir durum var. Ben atladım gittim herifin yanına. Kardeş şöyle yaparız, böyle yaparız, böyle uçarız, böyle kaçarız. Çılgın çılgın anlatıyorum ben, tamam mı böyle. Ondan sonra neyse şeyde gittim ben bunun yanına. Muhabbet ediyoruz ediyoruz. Neyse okul açılacak böyle. Okul açılmasına bir ay falan kala, böyle bir 15-20 gün kala şey yaptılar abi. İngilizce hazırlık sınavı. Bu arada ben de kolejden mezunum. Özel okul mezunuyum. Artist ama ben bu işi yerim lan, bitiririm, içinden geçerim oğlum falan diye dolaşıyorum ortalıkta. Arkadaşım da diyor ki bana, kanka diyor bak böyle gaza gelme diyor, tamam mı? Sana diyor oturturlar diyor, tamam mı? Bunlar böyle zor diyor. Yapma böyle. Bak böyle konuşuyorsun oturacaksın yağlı kaza dedi. Dedim yok lan, ne oturacağım? Ben hallederim. Her türlü hallederim. Çözerim. Hiç sorun yok. Ayıp ediyorsun kardeş falan diyorum böyle. Abi ben gittim sınava girdik, tamam mı? Sınavdan çıktık. Ben diyorum ki kesin geçtim oğlum, bitti falan. falan diyorum böyle. O da diyor ki abi ben beni biraz şüpheliyim yani, biraz kazıktı falan. Ben diyorum ki oğlum öyle deme yani. Ben geçtim biliyorum falan dedim böyle. Ondan sonra bir gün sonra açıklandı sınav sonuçları. Ben çakmışım tabii. Doğal olarak. Ondan sonra çakmışım abi. Ondan sonra hazırlığa kaldım, tamam mı? Herif geçti bu arada. Hay ananı avradını diyorum böyle, ulan böyle bir dangalaklık olabilir mi? 6 sene İngiliz yok, ondan sonra git hazırlığa kal, tamam mı? Nasıl içime oturdu? Nasıl içime oturdu ama böyle? Neyse abicim, işin özü. Ben başladım okula. Şimdi ben başladım okula falan filan diye ondan sonra takılıyorum. Ama ne yapıyorum? Hayvan gibi derste, İngilizce dersinde İngilizce roman okuyorum abi. Başlarım lan ben, bu hocanın bana öğretebileceği hiçbir şey yok. Benim İngilizcem iyi dedim, tamam mı ben böyle? Şey yapıyorum. Abi ben bu biraz kısmetli bir herifim, tamam mı? Böyle bir şansım var benim. Güzel gidiyor bana hayatta şansım çoğu zaman. Dönemin ortası mıydı neydi, şey çıkardılar. Dediler ki hazırlıktakilere birinci sınıfa geçme şansı veriyoruz dediler. Allah dedim be, ben bu birinci sınıfa geçerim sınavdan. Bu sefer o sınavın içinden geçeceğim lan dedim, tamam mı böyle. Ondan sonra ama şimdi gidip de arkadaşıma şey diyemiyorum yani. Kanka şimdi belki geçeriz belki geçemeyiz falan diyorum ama içten içe bu sefer dedim deleceğim. Bu sefer içinden geçeceğim. Birader gittim sınava, girdim, tamam mı? Bu sefer yüzle geçtim birader. Geçtim abi geçtim. Ondan sonra içinden de geçtim, tamam mı? Güzel.
güzel güzel bölüme geldim. Ne zaman geldim abi ben bölüme? Şubat ayında. Millet nerede? Oh, bitirmişler, okey'e dönüyorlar. Birinci dönem geçmiş. Ben bir dönem geriden geldim mi birader? Bunlar bütün konuları bitirmişler, yarılamışlar. Bana bir ay sonra bir tane tak midterm geldi, tamam mı? Ana! Ben böyle bakıyorum kağıda. Kağıt buradan böyle salya damlıyor. Bu ne anan falan diye böyle şıp şıp dökülüyor, tamam mı? Bir bölüm ya, düşünsene. Bir koskoca dönem yok, tamam mı? Ne yapacağım ben diyorum ya. Ben bunu nasıl halledeceğim anasını ya, uf falan diye böyle. Sonuç itibariyle birinci sınıfta ilk kez çaktım. Haliyle birinci kez çakmış oldum. Ulan dedik, ay ayırdık. Bu arada ben zaten çakacağım diye Lab 4 diye bir tane laboratuvarımız var bizim, tamam mı, o dönem. Gittim abi o laboratuvara. Nasıl, hiçbir şansım yok. Birinci ayda ben anladım, tamam mı, kalacağımı. Lab 4'e gidiyorum abi. Sabahtan akşama kadar gelsin Duke Nukem, gitsin Doom. Gelsin Quake 2, gitsin Doom, bilmem ne, takılıyoruz böyle, tamam mı? Network'ten oyun oynuyoruz arkadaşlarla. Haldır 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 oyun oynuyoruz. İşi gücü bıraktık. Derslere merslere girmiyorum. O zamanlar işte bir iki tane ISP daha hacklemişim falan. Neyse, ondan sonra ben böyle takılıyorum bilmem ne falan. Herkes birbirine artistik yapıyor, tamam mı böyle. İşte ben daim oynarım oğlum, çok pis oynarım. Ben aynı anda strafe falan yapabiliyorum. Baba falan yapıyorlar böyle. Ben yeni öğreniyoruz her şeyi. Neyse. Abi ben birinci sınıfta çakacağım belliydi. Ondan sonra şey yapıyorum sürekli. Kalacağız nasılsa belli. Ben dedim takılayım. Bu arada takılıyorum ediyorum falan fıstık. O dönemde bir tane kız arkadaşım var. Kız arkadaşım da Yeditepe'de bir iç mimarlık okuyor. Kızın abi okuluna gidiyorum ben, tamam mı? Ondan sonra ikinci sene başladı bende. Yine birinci sınıftayım ben. Tamam, bu sefer dedim geçeceğim. Bitireceğim bu işi. Bu arada birinci sınıfta kalacağımı anlayınca kayıt dondurdum ben. Özür dilerim. Kayıt dondurdum ki daha fazla para harcamayalım diye. Tekrar bire başladım birinci dönemden. Sıkıntı yok. Bir dönem kaybedeyim dedim. Bitsin. Birinci sınıfa başladığımda kız arkadaşım var. Büyükada'da. Yeditepe'de okuyor. Oraya gidiyoruz. Tamam mı? Abi git gel git gel. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün böyle. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, beşinci ay. Ben sürekli gidiyorum geliyorum kızım. Kendi okuluma gitmek yerine kızın okuluna gidiyorum abi. Kendi okuluma gideceğime. Bayağı kızın okulundayım. Derse gireceğime onun derslerine giriyorum. Onun kantininde oturuyorum sabahtan akşama kadar, tamam mı? Böyle bir dangalaklık modeli yok yani. Geri zekalı. Senin ne işin var abi Büyükada'da? Senin okulun şeyde Mecidiyeköy'ün arkasında yani, tamam mı? Ne yapıyorsun? Salaksan orada yani. Neyse abi, Büyükada daha güzel diye faytona biniyorum ben böyle, tamam, tık 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 tık. Ondan sonra abi diyorum ama yani bitirmişiz olayı. Biz bununla nişanlanırız, koparız, gideriz, biteriz. Harikayız yani. Bayılıyorum, ölüyorum. Bir hayatım, adamışım kendimi ya. Öyle böyle değil, tamam mı? Tabii okula gitmek yerine şeye gide gide Büyükada'ya gide gide çaktım, tamam mı? Birinci sınıfta bir daha çaktım bu sefer. Bir tane şey daha çaktıydım. Kayıt dondurduydum. Ondan sonra da çaktım. Neyse abi, ben çakınca dedim ki bu sene geçeceğim ulan. Bu sene başaracağım üçüncü seferde bu okulu, geçeceğim falan diye. Bir sonraki sene birinci sınıfa yine. Ben çaktım. Çaktıktan sonra genel üniversite affı çıkardılar. Tamam mı? Bütün üniversite öğrencilerini kapsaya. Babam üniversiteye devam etti falan yani. Öyle komedi durumlar var, tamam mı? Babam böyle diyor. Yürü lan diyor. Okulunu oku. Hıyar diyor. Ben bile diyor 50 yaşından sonra üniversite mezunu olacağım. 40 diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Bizim paramızla geze yiyorsun diyor. Tamam mı? Ben diyorum ki abi yapma etme. Sus lan. Git okulu bitir falan yapıyor bana böyle. Tamam abi falan dedim böyle. Ondan sonra neyse, ben o af çıkınca o aradan şeyi geçtim. Derslerimi geçtim bir şekilde. Abi ikinci sınıfa geldim. Geldim de. İkinci sınıfta ben ilk sınavlara girdim. Kesin dedim yüzlük kağıt verdim oğlum. Kesin 100-200 alacağım yüz üzerinden dedim. Akar bu kağıt yani dedim. Mümkün değil. Sınav sonuçları açıklandı bir hafta sonra. 36 almışım. Oğlum bir tanesinden alsam hoca bana taktı diyeceğim anasını satayım. Biri 36, biri 43, biri 41. Hepsinden çakmışım, tamam mı böyle. Ah dedim ya, ah yani, ah böyle. Ondan sonra bir baktım. Ulan bahçeye çıktım. Bir baktım herkes ağlıyor. Dedim ki ben böyle okulun içine sıçarım oğlum. Bu okul para tuzağı lan. Bizi söğüşlemek için yer arıyor bunlar falan filan dedim ben böyle. Gittim babama. Baba dedim, bunlar bizi söğüşleyecek. Biz başka okula geçeyim. Ben başka yere gideyim. Böyle olmayacak dedim, tamam mı? Eyvallah dedi. Ne yapacaksın dedi. O dönemki kız arkadaşım da bana akıl veriyor. Sen diyor Yeditepe'ye gel diyor. Oradan diyor özel öğrenci olursun diyor. Ondan sonra yarım dönemde burada okursun diyor. Ondan sonra da diyor ÖSS'ye girersin. Kazanınca diyor geçersin istediğin bölüme diyor. Ben de mal tabii dedim. Haklısın ya, ne güzel fikir bu. Ben bunu yapayım dedim. Nasıl? Ondan sonra ben gittim abi Yeditepe'ye. İşte girdim. Orada da dil sınavı yaptılar. Senin hazırlığa ihtiyacın var mı? Bakın, gerizekalı nasıl, nedir? Nasıl olunur? Bakın anlatıyorum. Bilgi Üniversitesi'ndeki İngilizce sınavını hatırlıyorsunuz değil mi? Direkt hani geçeceğim kesin lan deyip çaktığım sınav. Hatırlıyorsunuz değil mi abi? Şimdi bak, burada da bu sınavdan geçmemem lazım. İngilizce sınavı yine. 6 ay hazırlık okuyacağım ki intibak olarak özel öğrenci statüsünde
Ondan sonra da şey yapacağım. Bu sayede okulda şey sağlayacağım. Hani ÖSS'den geçince de okula direkt geçiş yapacağım. Özel bir tercih yapmama gerek kalmadan. Böyle bir teknoloji var. Ben de bu arada bu sürece gelen süre zarfı içerisindeki 10 aylık sürede sabahtan akşama kadar Ultima Online oynadım. Daha doğrusu geceden sabaha Ultima Online oynadığım için bütün uyku düzenim falan yerle bir. Onun için dedim ki okula gideyim. Hani okulda biraz takılayım. Biraz bir şeyleri kapayayım. Güzel olsun falan fıstık. Abi sınava girdim. Şu geçmemem gereken sınav vardı ya. 100 aldım abi 100 üzerinden. Şey departmanı aldı beni, tamam mı? İngilizce hazırlık departmanının başındaki kadın, Sümre Başkanı. Can dedi, biliyorsun senle sınavdan önce konuşmuştuk dedi. Evet hocam konuşmuştuk dedim. Bu sınavı dedi geçmemen gerekiyordu, biliyorsun değil mi dedi. Evet hocam dedim, geçmemem gerekiyordu. Oğlum 100 almışsın sınavdan dedi, tamam mı? Dedim şöyle, harbi mi hocam dedim. Ben ama şurada böyle bir iki yerde salladıydım, ona güvenemiyordum dedim. Tamam. Yok onlar da doğru, doğru sallamışsın evladım dedi. Peki hocam dedim, sağ ol, teşekkür ederim. Ondan sonra ne yapacağız peki? Şimdi dedi ben dedi bir tane puanla dedi 99 yapacağım bu kağıdı dedi. Ondan sonra dedi seni dedi intibak sınavına alabileceğiz dedi. Tamam hocam dedim, iyi olur, böyle güzel bu. Öyle yapalım. Tamam dedi, öyle yaparız. Abi ben gittim derse hazırlık sınıfındayım. Okuyorum falan. İşte her gün hatunla gidiyoruz, geliyoruz, takılıyoruz. Amerikan futbol takımı var. Ben oraya gireceğim. İşte kuracağız Amerikan futbol takımını. Takılacağız falan filan diyorum böyle. Süper eğleneceğim falan. Neyse ben yine derste İngilizce kitap okumaya devam. Aynen devam. Bu arada İngilizce konuşuyorum böyle falan diyor. Abi İngilizce sular seller gibi. Aa bir tane hocam var. Yok dedi ben dedi özel yazı vereceğim. Seni dedi hoca yapacağız. Bu İngilizce bölümü yazdıracağım sana dedi. Hocam ben sayısal mezunuyum. Ne işim var benim orada bilmem ne falan diyorum. Yok yok dedi. Sen dedi VCD'de ne işin var zaten dedi. Sen dedi İngilizce hocası olacaksın. Yok dedim hocam olmayacağım bilmem ne. Üzüldü bir şeyler oldu. Tamam herif. Ondan sonra neyse kapandı gitti o konu. Uzun hikaye. Haziran ayı geldi. Ben ÖSS'ye girdim. Ondan sonra da ÖSS sonucu geldi. Haziran ayının ortaları, Temmuz'un başı falan da öyle bir şeylerdi. Endüstri ürünleri tasarım yetenek sınavına girdim. Onu da geçtim abi. Tamam ben gidiyorum VCD'ye. Her şey yolunda. Bu arada biz babamlarla Amerika'ya gittik, tamam mı? Gittik bir gezdik mezdik bilmem ne yaptık falan fıstık böyle gezdik ülkeyi. Ondan sonra da döndük. Dayımın oğlu da o sırada Florida'da okuyor. Bana dedi ki dayım, Can dedi seni dedi Amerika'ya gönderelim sen orada oku. Abi biz hazırlandık bilmem ne yaptık, her türlü dosyalar, bütün yaz tatili boyunca konuşuyorum ben dayımın oğluyla, her şey hazırlanıyor bilmem ne oluyor, evraklar gidiyor geliyor, zart oluyor zurt oluyor, ben Amerika'ya gideceğim ya, kafayı kırdım orada yaşayacağım falan filan diye. Ben orada yaşayacağım diye hazırlıklarımı yapıyorum. Abi Eylül ayında uçaklar girdi mi kulelere? Onlar bildiğiniz bana girdi yani, tamam mı, direkt yapacak hiçbir şey yok. Bundan sonra ben gittim şeye başvuracağım, vizeye başvuracağım. Vizede dediler ki bunlar dediler el yazması evraklarla gelmişsin. Bunlar dediler bilgisayar çıktısı olması lazım. Biz dediler başka türlü kabul etmiyoruz. Yeni yönetmelik dediler. Dedim dönüyorum Yeditepe'ye. Tamam mı? Babamla beraber biz böyle de babamla konuşuyoruz. Ben dedim döneceğim Yeditepe'ye dedim. Okula gittim, tamam mı? Şeye gittim öğrenci işlerine. Ben dedim kayıt yaptıracağım bilmem ne dedim. Seni yenilememişsin. Paranı yatırmamışsın. Yuh dedi bana. Dedim nasıl ya? Tamam mı? Lan bir anda kaldık, tamam mı? Böyle açıkta kaldım abi. İki üniversite sayede başvurmuş bir adam olarak, tamam mı? İkisine de giremeyip açıkta kalmış bir adam haline geldim, tamam mı? Lan dedim ben ne yapacağım? Lan nasıl olacak bu iş? Ayvayı yedik. Tamam mı? Dedim ne yapacak bir şey yok yani. Mecburen okuyacağız, ne okuyacağız? Bakacağız kafamıza göre. Bu arada hatun hala devam ediyor bu arada. Bana akıl vermeye devam ediyor. Abi ben açıkta kaldım. Yapacak hiçbir şey yok. Askere gideceğim. Askerliği erteledim bir 14 ay falan erteledim. Lise mezunlarına öyle bir erteleme hakkı veriyorlardı. O yüzden böyle erteledim. Ondan sonra gittim ben Microsoft'la Cisco'nun sertifikalarını aldım. Topladım hepsini. Bitirdim abi. Onları koydum cebime. Diyorum ki askerde kesin bunlar işime yarar dedim. Tamam mı? Abi ben askere gittim. 18 ay gidiyorum ha. Er olarak gidiyorum. Ben aslanlar gibi. Dedim yaparım ben bu işi. Babalar gibi. Neyse. Ondan sonra abi ben gittim askere. Çıkardım evrakları, sertifikaları koydum. Bir tane adam var böyle. İşte çavuş şeyleri, mesleklerini yazıyor, tamam mı? Önümde bir tane İstanbullu çocuk vardı. Gitti böyle yürüdü yürüdü geldi böyle, tamam. Dedi ben dedi işletme mezunuyum. MBA'im var. İşte efendime söyleyeyim. Mesleğim şu. İşte yüksek uluslararası ilişkiler. İki dil biliyorum. Bilmem ne falan filan. Yazdıkça yazıyor, tamam mı böyle? Ondan sonra karşıdaki herif de şey dedi. Bu notalar. Kardeş dedi meslek ne yazayım dedi. İşte dedi bilmiyorum ki dedi. Yazıcı yazdı dedi, tamam mı? Bizimki dedi. Tamam dedi bahçıvan. Yazdı tamam mı bahçıvan diye direkt gönderdi herifi. Abi diyor ne bahçıvanı diyor. O bizim artist ne oldu biliyor musun? Yok oldu bir anda, tamam mı? Abi bahçıvan değilim ben falan filan. Yani street'liler attılar onu dışarı, tamam mı? Şimdi sıra bana geldi. Ben ne diyeceğim herife? Hacker diyemeyeceğim ki, tamam mı? Ne diyeceğim adama? Abi dedim ben bilgisayarcıyım. Tamam. Yazdı. Bilgisayarcı. Oh dedim tamam.
Oh, rahatladım tamam bir anda böyle. Ondan sonra abi şey direkt şeyi hallettik. Askerlik kısmı da bitti. Yani askerlik konusuyla ilgili çok makara var da onlara sonra devam ederiz. Üniversitede yani ondan sonra geldikten sonra ben bir tane komutanım vardı. Bana dedi ki mutlaka dedi şeyi okuyacaksın. Üniversiteyi okuyacaksın. İzin vermiyorum. Başka türlü tanımıyorum seni dedi. Peki dedim komutanım. Döndükten sonra 15 ay yaptım askerliği. Döndüm. Döndükten sonra Sakarya bilgisayar uzaktan öğrenimi kazandım. Tamam mı? Onu hallettikten sonra 2 yıl bitirdim onu. Bittikten sonra aradan 3-4 yıl bir şey geçti. Onu dedim 3. seneden şeye tamamlarım. 4. yıla tamamlarım. Şeye 3-4'e tamamlarım dedim. Açık öğretimden. Öyle üstüne işletme yaptım. Öyle de bitti. Şimdi sevgili dostlar. Var mı benden daha salağın? Ha bu arada askere gittiğim birinci haftasında o bunların hepsine sebep olan, hepsinde mutlaka pay sahibi olan hatun vardı ya terk etti.